Shutterstock Music. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte minnoş bir Altstadt'e geldik. Sabah namazıyla başlayan bereketli günümü bir başka şehirde tamamlayarak devam ettirmek istedim. Açıkçası bugün birkaç arkadaşımla birlikte gelecektik ama sağlık sebeplerinden ötürü ikisi de gelemedi. O yüzden ama planlanmış şeyi iptal etmek istemedim. Hep böyle anlarda aklıma gelen bir söz var. Sağına soluna bakmadan ben varım diyebilmek ve yola o şekilde çıkabilmek. O yüzden genelde Almanya'da yaşarken yaptığım her şeyde etrafımda birilerinin olmasını beklemeden yapıyorum. Planı yapıyorum ama uyum olmadıysa ya da ekstrem bir durum oluştuysa iptal etmek istemiyorum açıkçası. Bugünkü seyahatimi de iptal etmek istemedim. Şöyle söyleyeyim, hani bugün burayı ziyaret olarak yaptım. Ve akşam da İSEM tarihi ekibimle birlikte ders yapacağım. Yani şu an evde olsaydım ya da bu planı karar verdiğim şeyi iptal etmiş olsaydım eminim ki tek yapacağım şey daha fazla uyumak olurdu. Kahvaltıyı uzun tutmak olurdu. Ya da kendime iş bularak kendimi meşgul etmek olurdu. Ama boş işlerle meşgul etmek olurdu. Çok güzel bir Altstadt'tayım. Daha Altstadt'a girmeden giriş kapısı biraz Edinburgh'u andırdı. Bundan sonra kalan kısmı sizinle birlikte keşfederek görmek istiyorum. Açıkçası Almanya'da ben büyük şehirlerden daha çok ya da bilindik şehirlerden daha çok eski o Almanya'yı yaşayabileceğim, hissedebileceğim yerlere gitmeyi seviyorum. Burası da yaşadığım şehre 1 saat mesafede olan bir Altstadt ve gayet de farklı bir Altstadt. O yüzden burayı ziyaret etmek istedim. Şu an şöyle bir durum var ama dün Noel günüydü. Bunların Noel'i 3 gün sürüyor. 2 günü geride bıraktık. Bugün 3. gün. Hayat yavaş yavaş başlıyor. Ondan önce her yer kapalıydı arkadaşlar. Dün Frankfurt'a gittim. Düşünün, Frankfurt'ta hiçbir yer doğru düzgün açık değil. Sokaklar bomboş ki Frankfurt normalde adım atacak yerin olmayacak kadar dolu bir şehirdir. Turistik bir şehirdir. Ama bomboştu. Burası zaten Altstadt olduğu için kalabalık bir şehir olmayacak. Ama mesela bir kahve içmek için oturabileceğim bir yer vesaire olacak mı bilmiyorum. Şu anda Altstadt'ın girişindeyim. Kale gibi bir yerden geçiyorum. Size ön tarafı da göstereyim. Görüyorsunuz değil mi? Bütün evler. Aslında Almanya bu. Yani eski Almanya buymuş. Evlerin hepsi eski tarihi.
binalar, duvarların zaten tarihi yansıtacak kadar eski olması. Büyük ihtimalle burası kale surlu da olabilir. Yani eskiden kale gibi korunan küçük bir şehirdir. Çamarcının asıldığı yeri görebiliyor musunuz? Pencerenin dibini asmışlar. Ben şurada bir yer buldum. Bakın normalde burası kafeterya. Ama ne diyor? Bak işte kapalı. Abi niye geçil olsun? Bakalım nasip. Diğer yerlerde çıkar inşallah. Hadi gelin hep birlikte şehri keşfedelim. Sadece küçücük daracık bir yerden geçtim. Bu çekiyor başka bir yer. Bir dönüyorsun. Yine başka bir yer. Ama şu an hala ben bir şey bulamadım ya, böyle Altstadt gibi bir yer. Burası o geçtiğim bütün binaların olduğu yer. Çok güzel. İlk defa gördüm Almanya'da böyle. Olduğu bina 1534'ten beri varmış. Ki bu şehirde çokça yol tırmanacağız. Yokuş tırmanacağız. Dağın üzerine kurulmuş küçük bir Altstadt. Ama görüyorsunuz, aslına göre korunmuş evlerle dolu. Bunlar büyük ihtimalle savaş sonrası dönemde restore edilmiş binalardır. Çünkü Almanya'da gittiğiniz her şehirde böyle sanki hiç yıpranmamış gibi binalar bulunmakta. Ama bunların çoğu 2. Dünya Savaşı'nda hasar görmüş. Ama fotoğrafları ya da önceki temellerine ait uygun bir şekilde yeniden inşa edilmiş. Buradan şöyle bir geçişe denk geldim. Daha yeni benim gibi büyük ihtimalle küçük bir kotse Ryzen yapmak isteyen insanları görmüştüm. Buradan geçmişlerdi. Bir de ben geçeyim bakalım nasılmış. Ve bir de sizinle bir şey paylaşmak istiyorum. Şimdi Almanya maalesef hani gördüğünüz üzere her zaman bulutlu, kapalı havası olan bir ülke. Ve buradaki insanlar ilk başlarda benim yaptığım gibi bir yere seyahat edecekse güzel havayı kolluyor. Çünkü göreceğim yerler çok güzel yerler. En azından güzel havada göreyim. Çünkü arkamdaki binaları da görüyorsunuz. Full böyle tarihi binalar. Çok güzel. İlk senelerde biz de hep öyle diyorduk. Ya çok güzel bir yer keşfettik. İşte oraya gitmek için hava güzel olsun, öyle yapalım. Burada şöyle bir şey var. Neredeyse senede iki mevsim yaşanıyor. Yaz ve kış. Yani kışın soğuğundan bir hafta sonra bir anda sizi terletecek bir sıcakla karşılaşıyorsunuz. Bu sefer de diyorsun ki hani dışarıya çıkmayayım, aman terden terlemeyeyim, işte kötüleşmeyeyim, başıma güneş geçmesin. Bu sefer de biraz daha serin havayı bekliyorsun. Ama sıkıntı şu, Almanya'nın serin bir havası ya da ılık bir havası yok arkadaşlar. Ya çok sıcak ya çok soğuk, öyle bir hava. Ondan sonra baktım böyle mi? Sen misin Almanya, ben misin? Ondan sonra hava iyi olsun, güzel olsun, kapalı olsun, yağmurlu olsun. Her şekilde yola çıkmaya alıştım. Seyahat eden sıhhat bulur. Ben bunu çok yaşıyorum arkadaşlar. Yakın zamanda Tübingen'e gittiğimde arkadaşım biraz rahatsızdı, gripti. Ve dedim ki bak göreceksin şura, sen gel benimle bir seyahat edelim. Seyahat ettiğimizde anlayacaksın, seni de iyileştirecek. Başta salya sümük başladı güne sabahın 9'unda. Akşam daha trenden inmeden dedi ki Hamide vallahi ben iyileştim. Ben evde olsaydım büyük ihtimalle şimdi hiçbir şey yapamayacaktım. Sadece yatacaktım, daha kötüleşecektim. Çünkü temiz hava alıyorsun. Vücudun hareket ediyor. Kan dolaşımın normal bir halde gerçekleşiyor. Hastayken yatacağım evde.
bu şekilde dolaşayım dedi arkadaşım ve gerçekten sıhhat buldu. Bak detayları göstereyim mi size? Minnoş bir evin kapısı. Burada çok güzel yerler var. Yani süslemiş, oraya sandalye koymuş, masa koymuş, daha yeni gördüğüm yer. Buradan şu aşağıya doğru ineceğim. Nereye çıkıyorum vallahi hiç bilmiyorum. Hala tırmanıyorum arkadaşlar. Ve bir kafeterya, kapalı bir kafeterya dışında şu an hiçbir yer görmedim açık olan. Ya da oturup bir ders çalışabileceğim. Şu an galiba bu şehrin, ya Allah aşkına yollara bakın ya. Eğilmiş. Her yeri ayrılmış. Ama eski hali, büyük ihtimalle bu yüzyıllardır bu şekilde olan bir yol. Aralara beton atılmış yerler de var. Taşlı hali olan da var. Kirşenin olduğu yere geldim. Kilisenin olduğu yere. Burada bir sürü otel var. O da çok garibime gitti. Küçücük bir şehir ama bir sürü otel. Şurada da kale var. Biraz sonra oraya gideceğiz. Burası da büyük ihtimalle size demiştim ya. Küçük bir ağaç çatı. Kalenin içine kurulmuş bir ağaç çatı. Büyük ihtimalle bu da o kaleden kalma gözetleme kulelerinden birisi olabilir. Şu an tahminen söylüyorum. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu kadar tarihi binaları görmeye gidiyorum Almanya'da. Ve gittiğim her binada maalesef doğru düzgün bir bilgi veren bir şey yok. Bak şimdi size yazılı olan şeyleri göstereceğim. Bir bu var. Blauwatuum. İşte ne anladık biz bu işten. Sonra geliyorsun buraya. Bir de burayı okumak için bakıyorsun. Bu kadar. Hiçbir tarihi bina. Gelen, giremeyen, burayı öğrensin, denilsin diye konulmuştu. Tabela göremiyorsunuz. Kalenin hemen aşağısında bir otopark var. Allah aşkına otoparkın manzarasını göstereceğim şimdi size. Güzel otopark manzarası görmüş müydünüz? Bildiğin Rhein, nehir var. Küçük küçük binalar. Daha doğrusu küçük küçük şehirler. Şurada maalesef Almanya'nın her yerinde tüten bundan var. Ve buradan nehir kenarına oturup manzarayı izleyip tadını çıkarabiliyorsunuz. Hava biraz iyi olsaydı hiç kafe falan aramazdım. Bir de aç olmasaydım direkt buraya oturup burada ders çalışırdım. Net. Görebileceğiniz çok güzel manzarası olan bir bank göstereyim mi size? Şimdi size bir şey göstereceğim. Şu an şey arıyorum. Gidebileceğim bir kafe vesaire. Üzerine bastım. Ama Alman restoranı diyor işte. Alman restoranları genelde içkili olur. Hani şu mesela göstereyim. Aa, fırın açıkmış. Fırına gidelim mi? Bakayım. Oturma alanı inşallah vardır. Bir bakalım. O meşhur çamaşırlarından bir tane daha. Hani kapının önüne değil, bildiğin evin dışına asmışlar. Hani büyük ihtimalle insanlara kalabalık olmasın, rahatsız etmesin. Ya da buranın öyle bir ahlakı var, o da olabilir. Bu tarafta biraz daha restoran, bir şeyler var. Dönerci gördüm bak ama Axten Grill House yazıyor. Hiç Türk yerine benzemiyor. Bu arada normalde her yerde dönerci vesaire olur. Ama ben genelde Almanların yoğunlukta yaşadığı Altstadt'lara gittiğim için buralarda ne benim gibi birini bulabilirsiniz ne bir Türk bir mekanı bulabilirsiniz. Bilmiyorum, daha temiz oluyor açıkçası arkadaşlar. Bir yönden Almanlara da hak vermiyor değilim. Gitmeden önce internetten araştırırken ben bu binayı görmüştüm. Daracık bir bina. İçinde yaşayan insanlar var. Ve sokağın ortasında.
Açıkçası ben bulamadım ya. Bekara'yı bulamadım ama Edeka'yı buldum. En azından gideyim orada atıştıracak bir şeylere bakayım. Ya da normalde mesela böyle, aha bak Mert Bekara diyor. Belki o... Gelişim kadar kolay olmayacak bu gelişim açıkçası. Hani birkaç tane aktarma yapacağım. Normalde bir saatlik yol şu an 2 saate çıktı. Şu an koşuşturmam lazım. Kendi şiirinizde ibadet edin derdi. Biz kendi... Zaten ama şöyle bir şey. Peygamber Efendimiz onlara nasıl ne kadar İslam'ı tebliğ etse de bir süre sonra inanmak için gelmediklerinin farkına varayım ve üsteleniyor artık. Çünkü bu gelen heyet Peygamber Efendimiz'e dedim ya, babalık, kutsal ruh, bu 3 mevzu üzerinden sürekli tartışmaya giriyorlar. Ve bir türlü bir anlaşma sağlayamıyorlar. Ondan sonra da Peygamber Efendimiz, Peygamber Efendimiz'e diyorlar ki sen bize bir mühlet ver. Biz biraz düşünüp geleceğiz. Sonrasında geldiklerinde de diyorlar ki ya Muhammed senin getirdiğin dine biz kalbimiz yanaşmıyor. Biz kendi dinimize kararlı. Nasıl ben Peygamber Efendimiz'le tanıştılar ama kabul etmedim. Aynen öyle. Biz kendi dinimize kalalım, sen kendi dininde kal. Ama aramızdaki savaş durumu oluşmaz. Hristiyanlar diyor ki hani senin inandığın şeye biz inanmıyoruz, bizim inandığımız şeye sen inanmıyorsun. Biz cahillerle konuşmayız. Biz cahillerle muhatap olmayız. Mekkeli müşriklere böyle bir cevap verip onları gönderiyorlar. Mesela helal olan şeyleri kendilerine haram kılmışlar. Aynı şekilde haram olan şeyleri de kendilerine helal kılmışlar. Gassaniler diye bir Hristiyan devleti var. Peygamber Efendimiz onların başında savaşmak için Tebük denilen yere gidiyor. Peygamber Efendimiz 3 tane komutan görevlendirdi. Peygamber Efendimiz belirledi 3 komutan da şehit oldu. Niye böyle? Fakat direkt Müslümanlar kazandı diye bir sonuç yok. Bu savaşta 9 tane kılıç kırmış Halit bin Velid. Yani düşünün savaşın çetinliğini. Normalde bir savaşta bir kılıç kullanırken bu savaşta 9 kılıcı kırmış Halit bin. Bir anda yediremiyoruz değil mi? 630'da Mekke fethedilmiş. 2 sene sonra Peygamber Efendimiz vefat ediyor. Yani bu kadar
şanlı bir zaferi gerçekleştirdikten sonra nasıl Peygamber Efendimiz vefat ediyor diye. Hani daha fazla uzun yaşamasını düşünüyoruz vesaire. İşte sebebi bu. Yaşım not aldıklarında benim iş yerinde kullanmış olduğum metotlar ve modeller. Evet. Mesela ne modeli biliyor musun? Bir yerde bir yönetici şey diyor mesela Peygamber Efendimiz bir kadını görmüş ve bu kadının mescide gittiği zaman koku sürdüğünü oturdu temeller hani mesela ben şey biliyorum ya ve benim sorduğum soruları da işliyor burada mesela mezhep niye var mezhep gerekli mi? Ha, bu mesela şey, benim en çok hoşuma giden yerler oralardı yani. Ya da şey diye soruyor mesela ben de onu soruyorum ya. Bazen meslek, diğer meslekleri taklit edebiliyorum ama neden karıştıramadığımız da bağlı.